Bodrum sezonu açıldı. Show TV kameraları Bodrum'dan ilk tatil görüntülerini ve tatil cennetinin ilk tatilcilerini araştırdı. İşte Bodrum'dan manzaralar. İlk bikiniler giyildi, denizlere girildi. Jet skiler çalıştı, dalgalarla yarıştı. Minik dostlar denizle buluştu, Pati suya kavuştu. Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Ünlüler Bodrum'la buluştu, magazin sezonu açıldı. Biz tam yalandık, Bodrum'a da gittik beraber. Yıllardır her yaz magazinin kalbinin attığı yer Bodrum'da sezon başladı. İşte tatil cennetinden ilk tatil manzaraları. Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Bayrama bir hafta kala Bodrum'da deniz suyu kıvamına gelmiş durumda. Çoluk çocuk, genç yaşlı, büyük küçük, ihtiyar, kızlar, delikanlılar ve sevimli çocuklar, herkes denizde. Aşk olsun anlamadın, taş gibi oldu kalbim, başkası yaramadı, kalsaydın olmaz mıydı be? Herkesin deniz keyfi başka. Kimi yüzmeyi tercih ediyor, kimi denizde top oynuyor. Aşk olsun anlamadın, taş gibi oldu kalbim, başkası yaramadı. Her renkten, her milletten, her kültürden tatilci Bodrum'a akın etmiş durumda. Baksanıza beyefendiye, seyyar kuyumcu maşallah. Hamburg'dan geliyorum. Bodrum süper. Bu sene de herhalde yine patlar. Bodrum bu sene patlar diyor beyefendi. Peki Bodrumlu işletmeciler ne diyor? Yoğunluk artıyor mu? Geçtiğimiz sene iyi geçti. Bu seneden ama daha da umutluyuz, öyle söyleyeyim. Şimdi bayram yoğunluğuyla beraber bir yoğunluk gelecek. Sonrasında da o yoğunluğun devamıyla beraber ilerleyeceğiz. Yaz çok sıcak başladı. Hava net sıcak ve Bodrum'un güzelleri bu sıcağı birkaç santigrat derece daha arttırıyor. Her milletten rengarenk bir gökkuşağını andıran güzeller Bodrum'u daha da cazip kılıyor. Geçen yılın sonlarında Bodrum'un popülaritesini Yunan adalarına kaybettiği söyleniyordu. Bu durum için ne diyor Bodrumlu işletmeciler? Yunanistan'a gidenler de var, burayı tercih edenler de var. Tabii Bodrum'un yeri dünyada ayrı. O yüzden biz çok fazla Yunanistan'a düşünmüyoruz. Öncelikle kendi memleketimiz Bodrum'u düşünüyoruz. Seçilmesi tercihidir bu tabii. İsteyen o tarafa da gidiyor ama Bodrum herkes muhakkak sezonda bir geliyor. Bodrum çok güzel bir yer ama fiyatları da çok konuşuluyor. Sanılanın aksine Bodrum'da her keseye göre tatil imkanı var. Bodrum ucuz bir yer değil tabii ki. Bunu herkes biliyor ama böyle olduğu için de bu kadar özel kılınıyor. Ama aslında bana göre Bodrum'un en güzel yanı şu: her keseye hitap eden işletmelerin olması. Başka Bodrum yok, yani başka bir havası yok. Tabii ki Yunan adaları da çok güzel ama belli kısa süreliğine seyahatler de güzel. Bodrum'un simgesi çok. Denizi, kumu, güneşi, güzelleri var, bir de Pati'si var. Bodrum'un sevimli köpeği Pati sezonu açmış. Pati bu yılda denize girmeye doymuyor. Pati Bodrum'un yerlisi, o hep burada. Lahmacun değil, mama yiyor ama Bodrum'da lahmacun yemek başka bir mesele. Peki bu yaz Bodrum'da lahmacun fiyatları nasıl şekillenecek? İlk tüyoları alalım. Lahmacunu 400-500 liradan, hamburger 600-600 TL'den. Yani çoğu otelde euro çalışır ama bizim yönetim kurulumuzda buna karşı çıktı. Bu şekilde fiyatları da dengeli tutarak gelen misafirlerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Bodrum'da magazin sezonu da açıldı, hem de bombalarla açıldı. Ünlüler Bodrum'a akın etmeye başladı. Oyuncu Ege Kökenli pembe bikinisiyle Bodrum sahillerinde. Şarkıcı Selen Görgüzel önce minik bir jet ski keyfiyle başladığı tatilinde sonra da serin Bodrum sularına bırakıyor kendini. bikinisini giyip sezonu açan bir başka güzel Yasmin Erbi. O da denizin tadını çıkarıyor endamıyla. Ve Bodrum sezonunun ilk bombası. Doğumu sonrası ilk kez Bodrum'da görüntülüyoruz güzel oyuncu Eda Ece'yi. Elbette minik kızı Mina İpek de yanında. İşte Eda Ece ile kızının ilk görüntüleri. Eda Ece'ye tatilde Aslı Enver ve kızı Elay da eşlik ediyor.